Sayın Harun Göksel, Sayın Gaytancıoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirecek bültenimiz içerisinde ve şimdi kameralarımız Ankara stüdyolarımıza çevriliyor. Çok değerli Faruk Karatay, teşekkür ediyorum. Konuğumuz ayağının tozuyla tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen 15 milletvekilinden Sayın Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu. Evet hocam, hocam diyorum. Tabii bir öğretim üyesinden oradan gelme bir background'unuz var. Önce teşekkür ediyoruz ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Yeni partinize tekrar eski yuvaya diyelim geçtiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam, bu 15 vekil hareketini bir anlatabilir misiniz bize? Çok teşekkür ederim böyle bir olanağı sağladığınız için. Şimdi şöyle, küçüklüğümüzden beri biz evimizde hep Cumhuriyet Halk Partisi ile büyüdük. O zamanki genel başkanımız Bülent Ecevit bizim evimizin duvarlarını süslerdi. Hatta eşi Rahşan Ecevit. Babam bir terziydi. Babam rahmetli Bülent Ecevit'in partisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde o zaman, tabii İsmet İnönü'nün partisi, Atatürk'ün partisinde, Havsa ilçemizde, Edirne Havsa ilçemizde delegelik yapardı, yönetim kurulu üyeliği yapardı, işte seçimler olurdu. Biz hep bu kültürle büyüdük. Sonra sol gelenekten geliyoruz. Yani sol gelenekten gelirseniz hep ezilenlerin yanında olursunuz, hep üretenlerin yanında olursunuz, hep paylaşamayanların yanında. Onlara nasıl ekmeği paylaştırabiliriz, parayı paylaştırabiliriz, hayatı paylaştırabiliriz, emeği paylaştırabiliriz düşünürsünüz. Ben de o fikirlerle büyüdüm. Yaşantımın tamamında sol vardır ve Cumhuriyet Halk Partisi vardır. O kadar zor geldi ki bu 19 günlük süre. Telefon geldiğinde niye geleyim ki Ankara'ya dedim. Yarın pazar, öbür gün de 23 Nisan. Edirne'de 23 Nisan bayramında bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bulunmam gerekli. Buraya gel dediler. Sorma dediler. Cumartesi akşam. Hatta Lavakbaşı ilçemiz var. Orada bir danışma kurulumuz vardı. Eşimle beraber oraya da gittim. Ondan sonra gece saat 1.30'da düğünler, biz milletvekili olunca düğünlere gidiyoruz, işte çeşit açılışlara gidiyoruz. 1.30'da döndüm, sabah 6.30'da kalktım, 8 uçağıyla Ankara'ya geldim. Ve geldiğim gibi grup müdürümüz Levent Bey, sizin idam fermanınızı hazırladık diye bir espride bulundu. Ben anlayamadım tabii ne idamı diye. Bir baktım sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçem ve İyi Parti'ye katılma dilekçemiz var. Sonra tabii grup başkan vekilimize sordum. Engin abi ne oluyoruz böyle? Dedi işte bütün arkadaşlar gelsin anlatacağım dedi. 15 kişi geldik. 5-10 dakika içinde genel başkanımız 15 kişiyi seçmiş parti içinden, hepimize görev vermiş. Demokrasinin işlemesi için sizin partinizden ayrılmanız ve ne kadar süreyle olursa olsun bu görevi kabul etmeniz gerekti. Sonunu bilmiyorduk giderken. Döneceğimizi biliyorduk. En kötü ihtimalle 24 Haziran seçimleri yapılır. Biz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneriz. Ya da Yüksek Seçim Kurulu listeleri yapar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasak da en azından bize verilen görevi tamamlarız, döneriz diyorduk. Yani bugün de bahsettim. Hani Çanakkale'de savaşa giden gençlerin dönmeyi düşünmediler vatan için. Biz de partimiz bize böyle bir görev verdiyse bunu sonuna kadar yaparız diye düşündük. Ve ilk başta tabii o televizyonlarda gördüğümüz üzgün görüntüler oldu. Çünkü yani bir yerde evladınızı kaybediyorsunuz. Düşünsenize, yani doğduğunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğmuşsunuz. Hep yaşantınıza bu katkı sunmuş. Birdenbire ayrılın diyorlar. Yani yine konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği de olsa, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir kültür. Yani bir ideoloji, ülkeyi kuran bir ideoloji. Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmuş, devrimleri yaşatmış, kurumları oluşturmuş. Siz de demokrasi önce diyorsanız, önce Türkiye diyorsanız bunun gereğini yapmanız lazım. Ama şansımız da yaver gitti. 19 gün yine de çok uzun geldi. Partinize döneceğimizi biliyorduk. Tekrar böyle bir küçük de bir törenle bugün de hepimiz gülerek döndük. Çok mutluyuz. Yani demokrasiye de katkı sunduk. Evet, buradaki amaç. Amaç onu buydu. Çok iyi ortaya koymak lazım. Amaç buydu. Yani buradaki amaç İyi Parti'nin seçime girmesiydi. Bu bir başka parti olsaydı, partimiz o partiye de geçeceksiniz deseydi biz inanın düşünmezdik. Çünkü parti değiştirmenin ne derece zor olduğunu görüyoruz. Yani bir insan nasıl partisine
ihanet edebilir? Başka bir partiye gidebilir? Düşüncesini nasıl değiştirebilir? Şimdi diyorlar yani bazen sağdan sağa geçebilirsin, soldan sola. Yani bu da olamaz bana göre. Çünkü insan kendisini nerede hissediyorsa, hangi düşünceye sahipse orada siyaset yapıyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun yıllardır fikirlerine, Atatürk'ün oluşturduğu partimizin temellerine sadıkım ki partimizin tüzüğünün birinci maddesini okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. Niye? Çünkü Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri'nin devamı. Kuvayi Milliye. Yani o dönemde insanların görüşü, herkesin görüşünün net olmadığı bir dönemde Anadolu'nun her yerinden insanlar, değil mi? Trabzon'undan, Artvin'inden, Rize'sinden, Mardin'inden, Nusaybin'inden, Edirne'sinden, Çanakkale, herkes vatan müdafaası için bir araya gelmiş ve yeni bir ülke kurmuşuz. Sevr anlaşmasını yırtmışız, Lozan'ı kurmuşuz. O yüzden biz demokrasiye katkı sağladık. Çünkü partimiz çok partili hayata geçirmiş ülkeyi. Demiş ki biz denetlenmek zorundayız. Kendi içinden bir grubu Demokrat Parti'yi kurdurmuş ve demokrasi bu şekilde işlemiş. Ha, demokrasiye müdahaleler olmuş. Zaten biz buna da karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalmış, kapatılmış, askeri darbelere maruz kalmış ama bakın 90 yılı aşkın bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi siyasi tarihte var. Hep var olacak. Ama bizim de uğraşan partiler, daha doğrusu şu an Türkiye'yi yöneten, 16 yıldır yöneten ama yönetemeyen artık tıkanmış bir AKP var. Biz bunu görüyoruz. Demokrasiye katkı sağladık. 15 arkadaşımızla beraber bu görevi yaptık. Çok zor bir dönemdi. Çünkü bir şekilde İYİ Parti'nin bir milletvekili oluyorsunuz. Demeç vermeye kalksanız İYİ Parti'den vermiş oluyorsunuz. Bunları bile vermedik. Pek odalardan çıkmadık. Sadece çalıştık. O bir vazifeydi. Orada bulunmak. O anda kesinlikle. Bir vazifeydi. Kesinlikle. Onu yaptınız. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken önemli bir hamleydi. Bunu da yaptınız. Tabii şu an bu aslında bitmiş de değil diye düşünüyorum Sayın Hocam. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'dan sonra işte malum demokrasiyi korumak için güçler ayrılığını daha da güçlendirebilmek için o sistemi daha iyi oturtabilmek için tabii yapılması gereken çok daha farklı işler olacak. İnşallah o noktada da sizlerin daha atak, daha ceval olacağını ben düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir ağabey olarak toplumun bütün her kesimini, bu demokrasiye inanan, bu güçler ayrılığına inanan, parlamenter sisteme inanan o bütün kesimleri kucaklayarak kendi içinde çok rahat bir şekilde bir noktaya taşıması gerektiğini, zaten burada hani sizlerle özel sohbetlerimizde olsun, çeşitli konuşmalarımızda olsun, hani çok yabancı olmadığımız bir insansınız. Sağ olun. Bunu hep görüyoruz. Yani benim de şahsen düşüncem kesinlikle olması gereken işte bu adımların da atılarak bütün o kucaklayıcı hamleyi yaptığı zaman, toplumun her kesimine hitap eden bir hamleyi yaptığı zaman inşallah 24 Haziran çok daha güzel. Ya sizinki bir ilk adım oldu. Hakikaten önemli bir adım. Gemi yakma gibi bir hareketti. Kesinlikle. Yani bundan sonra inşallah yani o işi böyle son noktasına, son demire de getirmesi gerek diye düşünüyorum kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Hani nasıl babanızın evine rahatlıkla gidersiniz, oturursunuz. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de budur. Ama baba çocuklarını büyütür, çeşitli görevler verir. Çocuklar giderler başka yerlerde çalışırlar ama en son dönüp dolaştıkları yer yine baba ocağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu görevi yapıyor şu anda. Demokrasiyi kurmuş, demokrasinin kesintiye uğrayacağını görüyoruz biz. Niye? 16 Nisan referandumu gerçekten tek adam rejimine ülkeyi teslim etmektir. Bakın işte görüyorsunuz kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Taşeron yasası onun sayesinde kadük kaldı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi tek bir kişinin düşünebilmesi, yönetebilmesi, her şeye karar vermesi, bakanları atayacak eğer 24 Haziran'dan başarılı olamazsak. Yani bir yerde o Türkiye Büyük Millet Meclisi, ordu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bypass edecek. Böyle bir şeyi bizim kabul etmemiz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmemiz mümkün değil. Yani diyor ki bize AKP, baba ocağını kapatalım, yeni bir ocak var. Böyle bir ocak yok. Atatürk'ün ocağı sönmez. Sönmez kesinlikle. Atatürk'ün ocağı sönmez. Kesinlikle ocağı. Sönmez. Yani çok güzel bir tabir kullandınız. Baba ocağı dediniz. O ocak kurulurken orada bütün evlatlar, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, hepsi vardı. Alevisi, Sünnisi hepsi vardı. Bugün siz de bir partinin elinden tutarak
A, B, C dediğiniz gibi evet. Önemli değil. Elinden tutarak onun da o demokrasi noktasında bir güç olarak yanımızda olmasını sağladınız. Yani bu tabii bu çatının altında bütün bu güçleri, tabii. bütün partileri, bütün bu anlayışa sahip insanları toparlayacağımızda ben düşünüyorum. Yani önümüzde çok da fazla bir süreç kalmadı ama o baba ocağı evet. özelliğini devam ettireceğini düşünüyorum. Düşüncemiz hocam. Kısaca şudur. Evet. Her düşünceye sahip insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alabilmeli. Yani %10 seçim barajından bahsediyoruz. Bunun kesinlikle kaldırılması sıfır baraj. Herkes düşüncesini başkasına zarar vermeyecek şekilde aktarabilmeli, demokrasi işlemeli, hukuk işlemeli. Siz başkasına zarar verecek bir pozisyona geçerseniz hukuk devreye girmeli. Ama hukuk Türkiye'de şu anda bypass edilmiş durumda. Telefon açıyor bir kişi, diyor ki o Alman gazeteciyi bırak, iddianamesi yok, hiçbir şey yok. Hakim karşısına çıkmamış, bir sene hapiste yatıyor ama o bir kişinin kararıyla dışarı çıkabiliyor. Niye? Çünkü bir bakıyorlar durum tehlikeye girecek, böyle bir karar olamaz. Demokraside evet. niye kuvvetler ayrılığı diyoruz, değil mi? Yani demokrasi bir kuvvetler ayrılığı rejimidir. Yargı yürütmeye müdahale etmeyecek, yürütme yasamaya müdahale etmeyecek. Ama şimdi bir kişi hem yasama, hem yürütme, hem yargıyı ele almaya çalışıyor ve Türkiye'yi bakın ne kadar kötü yönetiyor. Hani terör bitecekti, hani Türkiye büyüyecekti, Türkiye'nin borcu büyüyor. Türkiye'de terör artıyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Çünkü böyle gitmez bu. Evet. Borcu artıyor deyince hocam tabii siz Sayın Genel Başkan'ın tarımdan sorumlu da baş danışmanısınız. Evet. Biraz bu tarım noktasına da girmek istiyorum. Türkiye ne durumda? Valla Türkiye tarımı çöküyor. Yani kötü durumda demiyorum. Çöküşte. Ama nereye kadar bu gider? Evet. 24 Haziran'dan sonra yeni bir güneş doğar. Hani yeni bir dünya kurulur. Türkiye de bunun içinde yerini alır diye İsmet İnönü'nün güzel bir lafı var. Şimdi bu sürdürülemez. Niye? Çok önemli bir coğrafyada yaşıyor Türkiye. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir defa bütün ürünleri rahatlıkla yetiştirebileceğimiz bir coğrafyaya sahibiz. Eğer üretiyorsanız bu bir silahtır aynı zamanda. Yani nasıl tank, top bir silah, uçak bir silahsa buğday da, arpa da, ayçiçeği de, süt de, et de, yumurta da bir silahtır. Niye? İnsanlarınızı sağlıklı ve dengeli beslediğiniz sürece sağlıklı bir toplum yaratırsınız. Hastalanmayan, bol bol düşünen, teknolojiyi benimsemiş, üretmiş ve rahatlıkla da paylaşmış. Bir dönem şu vardı dünyada. Ya işte buğday üreterek ülkeler büyümez, işte tarım ürünleri üreterek ülkeler fakirleşir. Değil, tam tersine gidiyoruz. Niye? Bunun söylendiği dönemlerde dünyanın nüfusu 1-1,5 milyardı. Şimdi dünyanın nüfusu 7,5 milyar. Ve süratle 9 milyara gidiyor. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Dünyada topraklar aynı, değişmiyor. Su kaynakları gün geçtikçe kirleniyor. Atmosfere bol bol zehirli gaz atılıyor. Kirletiliyor. İnsan nüfusu artıyor. Dolayısıyla tarım son derece önemli. Yani üreten ülkeler 20 yıl, 30 yıl sonra dünyada hakimiyeti ele geçirecekler. O yüzden Türkiye bulunduğu coğrafyada buna hakim olmalı. Türkiye'nin şu anda daha 50 milyon dönüm arazisi boş. Yani evet. Genel Başkanımız sürekli bunu söyler. İki Trakya büyüklüğünde bir araziyi Türkiye ekmediği sürece üretim yapamaz. AKP ne yaptı yıllardır? AKP'nin yaptığı şu. AKP'nin yaptığı birkaç başarılı iş var. Başarılı değil aslında bunlar. Algıyı yönetti. Yani çok iyi bir algı operasyonu yaptı. Onu da medya aracılığıyla yaptı. Yani bir iki medyaya sizin kanalınız da buna dair ulaşamadı. Ama diğer medyaları bir şekilde ele geçirdi. Kimisine işte Ziraat Bankası'ndan kredi verdi. Kimisini kayyumlar atadı. Borçlandırdı. Ele geçirdi. Kimisini hile yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Algıyı yönetti. Yani insanlar ceplerinde para yok ama Türkiye'nin çok iyi olduğunu düşündüler. 25 milyon icra dosyası var ama ya dediler çok iyi, işte köprü yapıyoruz, yol yapıyoruz. Bu bir algı operasyonudur. İki, yoksulluğu çok iyi yönetti AKP. Yani 2,5 milyon yoksula yardım ederken 15-16 milyon yoksula yardım etmeye başladı. İnsanlar şunu sorgulamadılar o algı operasyonuyla. Ya ben niye yoksulum? Cebimde niye benim 50 lira var demediler, şunu dediler. İyi ki AKP var, cebimde de 50 lira var. AKP olmasaydı bu para da olmazdı. Bu da yok ama çiftçi ne yaptı bu süre içerisinde? Çiftçi hep üretti ve borçlandı. AKP evet. iktidarında çiftçinin borcu
2002'de 1 milyar liraydı, 1 katrilyon. Şu an 100 milyar liralara yaklaştı. Bakın niye AKP sürekli meclise vergilerin yapılandırmasını getiriyor ama çiftçinin getirmiyor? Bunun arkasında ne var? Çünkü çiftçiyi tarlasını satsın, topraklarını satsın, büyük işletmeler kurulsun. Küresel sermaye de bunları satın alsın istiyor. Yani AKP'nin aslında politikası bu. Biz bunu çok önceden anladık ve sürekli söylüyoruz. Diyoruz ki yerli sermayemiz var. Örneğin tavukçuluk sektörü. Ama bir algı operasyonu yapıyorlar. Diyor ki tavuklar sağlıksızdır, şudur budur. Bir bakıyorsunuz Katarlı sermayeye geçmiş. Yabancı ortaklara geçmiş. Ya sektörüne giriyor, bir bakıyorsunuz 4-5 milyar dolar ithalat yaptığımız bir sektörde Türkiye üretebilir. Bir bakıyorsunuz yabancı sermayeye geçmiş. AKP bunu yapıyor. İnsanları borçlandırıyor. Köyden kente göçü özendiriyor. Niye özendiriyor? Diyor ki ya sen gel bakalım şehrin varoşlarına. Ben sana asgari ücretli bir iş bulayım. Çalış. AKP'ye de üye ol. AKP'nin çok üyesi var. Ama hepsi oy kullanıyor mu? Tabii ayrı mesele. Borçlandırıyor. Köyden kente göç ettiriyor. Çiftçiliği önemsiz hale getiriyor. Çünkü niye? 10 yıldan beri, bakın son 10 yıldan beri Türkiye'de girdi fiyatları sürekli artıyor ama ürün fiyatları sabit gidiyor. Yani çiftçimiz hala 80-90 kuruştan buğday satıyor ama mazot 1,5 liradan, 10 yıl önce 1,5 liraydı, şimdi 5,5 lira. 7 kuruş bir indirim yaptılar, göstermelik bir indirim. Şimdi siz sürekli borçlandığınız bir sektörde çocuklarınızı diyorsunuz ki ya hani baba hoca diyor ya babana, ya oğlum bu bana yetmiyor, tarlaları da böldük, size de yetmeyecek. Siz bari gidin kurtulun. Bunu evet, kızlara da söylüyor, erkeklere de söylüyor. Bakıyor hayvancılıkta ithal ham maddeye dayalı. Şu an yemin yarısını biz ithal ediyoruz. Yem ham maddesinin, buğdayın, mısırın, soyanın. Yani bunların hepsini ithal ederseniz siz hayvancılıkta da para kazanamazsınız. Yani 1 kilogram süt satarak en az 2 kilogram yem almanız lazım. Ama siz 1 kilogram süt satıyorsunuz, bazı yerlerde 1 kilogram yem de satın alamıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Bu sefer ekonomik olmuyor. Ekonomik olmayınca çiftçinin borcu artıyor, köyden kente göç artıyor ve AKP aslında bunları yönetiyor. Peki bu üretemeyince bu ülke ne yapıyor? Çok kolay, AKP'li yandaşlar var. Onlara da ithalat yaptırılıyor. Onlar da zenginleşiyor bu süre içerisinde. AKP fakir fukara garip guraba diye geldi ama artık o yoksul semtlere uğramıyorlar. Niye? Çünkü kendilerini kurtardılar, o edebiyattan çekildiler, yerine ya işte biz onlara yardım ediyoruz mantığı var. Bakın et ithalatını belli başlı kişiler yapıyor. Yine buğday ithalatını, soya ithalatını belli başlı gruplar yapıyor. Hep yandaşlar, aynı kişiler yol yapıyorlar, köprüler yapıyorlar. Yani Türkiye samana muhtaç kaldı. Yani bakın bunu... Evet. Yani niye? Çünkü siz tarlanızı... Sonuca baktığımız zaman da durum bu. Tabii. Şimdi siz tarlanızı ekmezseniz ne olur? Tarlanızda buğday olmazsa saman da olmaz tabii ki. Bunun. Evet. Peki ne oluyor? AKP şimdi şeker fabrikalarına göz dikti. Şeker fabrikalarını Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli rol oynamış. Devrimleri bir şekilde yaymış. Niye? Okuma yazmayı şeker fabrikalarında öğrenenler var. Tiyatroyu, sinemayı, baleyi, operayı şeker fabrikalarında görenler var. Yani araba kullanmayı şeker fabrikalarında görenler var. 5 tane şeker fabrikamız makine fabrikamızdır. Tank bile yapabilir. Yani Türkiye bir savaşa girdiğinde tank yapabilirsiniz, top yapabilirsiniz, ağır silahlar yapabilirsiniz. Niye? Çünkü ona göre dizayn edilmiş. Ve hepsinin belli bir paralelde şeker fabrikaları kurulmuş. O paralelde şeker pancarı üretimi, çünkü küspesi var, melası var, İş gücüne katkısı var. Yan sanayi kollarıyla tabii ki ulaştırmaya katkısı var. Havaya katkısı var, oksijen. Şimdi AKP tabii parayı bitirdi. Dışarıdan artık itibar kalmadı. Şeker fabrikalarına göz dikti. Peki bunu da kimin aracılığıyla yaptı? Kargil aracılığıyla yaptı. Yine bir küresel sermayeyle yaptı. Hocam inşallah bunları böyle uzun uzun bir programımızda inşallah konuşuruz. Şimdi konuşuruz. Ana haberdeyiz. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda tekrar görüşürüz. İnşallah, inşallah. Ne zaman derseniz tamam. Buralardayız. Evet, Faruk Karatay söz sizde efendim.